Ayrılabilir diferansiyel denklemler örnek soru 1. Bu videomuzda ayrılabilir diferansiyel denklemler konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Y'nin türevi eşittir 8 y küp bölü t küp. Y1 eşittir eksi 1 bölü 3 is given demiş. Bir diferansiyel denklem verilmiş. First order. A şıkkında is the differential equation above linear or nonlinear? Bizden bu diferansiyel denklemin linear mi, nonlinear mi olduğu sorulmuş. B şıkkında solve the initial value problem explicitly. Buradaki başlangıç değer problemini yani başlangıç koşuluyla beraber çözümü yapmamız isteniyor. Explicitly demesi y'yi mutlaka yalnız bırakacağız çözümde. Implicitly dediğinde çözümde y'yi yalnız bırakmanıza gerek yok veya explicitly demeyen bir soruda y'yi yalnız bırakmayıp çözüm yazabilirsiniz. Hoca puan kıramaz. Tabi inatçı, garip davranışları olan bir hoca değilse ki onlardan çok var üniversitelerde. Siz gene de Y'yi mümkünse yalnız bırakmaya çalışın. C şıkkında Describe the behavior of the solution you found in part B as T sonsuza giderken. Bizden B şıkkında bulduğumuz diferansiyel denklemin sonucunun T sonsuza giderken sonucunun ne olduğunu sormuş. Describe the behavior'la kastettiği şey o. T sonsuza giderken limiti sonsuza götüreceğiz. T sonsuza giderken sonuç ne olacak? Başlayalım A şıkkında. Bu soru tiplemesi birkaç üniversitenin klasiğidir. Hangileri bunlar? Özyeğin Üniversitesi'nde okuyorsanız çok klasik bir soru tarzıdır. Koç'ta okuyorsanız ki bu Koç'un bir sorusu, klasik bir soru tarzıdır. Birkaç üniversite daha sayabiliriz. Bu üç şıkkı sıralama şeklinde soran. Şimdi bu diferansiyel denklem lineer mi, nonlineer mi? Bizim türevi alınan ifademiz y. Bu y'nin üssü alındığından dolayı direkt nonlineer. Bu türevi alınmış olan y bizim asıl fonksiyonumuzdur bulmak istediğimiz. Eğer ki bunun üssü alınırsa veya diğer bir yeğeliyle çarpma durumunda olursa veya bu yeğeli bir fonksiyonun içine girerse sin y, cos y, e üzeri y gibi o zaman nonlineer olur. Buradaki nonlineer cevabımız. Nedenini de söyleyeceğiz. Y küp terimi. Y küp nonlineerlere neden oluyor diye yazabiliriz. Diğer terimlerle ilgili derdimiz yok. T ile ilgili derdimiz yok. Türevi alınmışlara odaklanıyoruz. A şıkkı bitti. B şıkkında solve the initial value problem diyor. Burada zaten ayrılabilir diferansiyel çözeceğiz diye başlık atmışız. Burada y'leri ve t'leri birbirinden ayırabileceğimizi görüp direkt ayrılabilir diferansiyel denklemler yöntemine gireceğiz. Y'nin türevi yerine dy bölü dt yazıyoruz. Eğer y'leri hepsini bir tarafta, t'lilerin hepsini bir tarafta toplayabiliyorsa bu ayrılabilir bir diferansiyel denklemdir ki öyle dt'yi bu tarafa gönderelim, y küpü bu tarafa gönderelim. 1 bölü y küp dy, 8 bölü t küp dt. Diferansiyel denklem ayrılabilirmiş yani separable. O zaman her iki tarafın integralini alıyoruz. Bu tarafın integrali ve bu tarafın integrali. Buranın integralini alırken bunu y üzeri eksi 3 diye düşüneceğiz. Bu tarafın integralini alırken de 8t üzeri eksi 3 düşüneceğiz. Üssü bir artırıp oluşan üsse bölelim. Y üzeri eksi 2 bölü eksi 2 eşittir. 8t üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c. Artı c'yi sadece t'nin tarafına yazarız. Normalde iki tarafa da yazılır da. Onlar bir tarafa toplanıp c1, c2 en sonunda bir c denilir. Her seferinde uğraşmamak için t'nin tarafına veya x'in tarafına yazılır. Eksi 2 ile bu tarafı çarpalım. Y'nin eksi ikinci üssü eşittir. Eksi 2 ile çarparsak burası 8t üzeri eksi 2 olur. Burası da eksi 2c olur. Bazıları çarpmalarda bu c ile çarptığında eksi 2 ile c'yi çarpsa bile buraya artı c yazar. Çünkü c sabit sayıyla çarpıldığında yine hala sabittir diye. Siz çarpın, çarpmanın sonucu ne çıkıyorsa yazın, o daha mantıklıdır. Buradaki y üzeri eksi 2, biz sonucu eksplisit istiyoruz. Y'yi yalnız bırakacağız. Her iki tarafın eksi birinci üssünü alalım. Bu aşağıya gitsin. Y üzeri 2
eşittir 1 bölü 8 t üzeri eksi 2 eksi 2 c. Sonra her iki tarafı kök içine atalım. Fakat kök içine attığımızda iki olası sonuç vardır. Kare kök içinde şu t üzeri eksi 2'yi de aşağı çevirelim. 1 bölü 8 bölü t kare eksi 2 c. Diğeri ise kökün önüne eksi koyarız. Bakalım hangisi bizim çözüm olacak? Initial condition belirleyecek hangisinin çözüm olduğunu. 1 bölü 8 bölü t kare eksi 2 c. Bizim initial condition hangisiydi? Y1 eşittir eksi 1 bölü 3 çıkacak. Y1 eşittir eksi 1 bölü 3. T yerine 1 koyacağız. Y eksi 1 bölü 3 çıkacak. T yerine 1 koyduğumuzda sonucun eksi çıkabilmesi için kökün önünde eksi olması lazım. O elendi. Initial condition'dan dolayı ediyorsunuz. Yapıyoruz şimdi. Y yerine eksi 1 bölü 3 koyuyoruz. Eksi karekök içinde 1 bölü T yerine 1 koyuyoruz. 8 eksi 2C. Eksi 1 bölü 3 çıkabilmesi için karşılıklı eksileri atalım. Sonra her iki tarafın karesini alalım. 1 bölü 9 eşittir. 1 bölü 8 eksi 2C. Buranın 9 olması lazım. Eksi 2C'nin artı 1 olması lazım. C'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu anlıyoruz burada. İçler dışlar çarpımı yaparak da ilerleyebilirdiniz. Eksi 1 bölü 2 koyunca artı 1 tamam. Yazalım şimdi Y'nin tam çözümünü. Eksi var. 1 bölü 8 bölü T kare. C yerine eksi 1 bölü 2 yazarsak burası artı 1. Bizim diferansiyel denklemimizin çözümü bu. C şıkkına geldiğimizde bu çözümün davranışını belirleyeceğiz t sonsuza giderken. C şıkkı diyelim. Limit t sonsuza giderken eksi karekök içinde 1 bölü 8 bölü t kare artı 1. T sonsuza giderken sekiz bölü t kare alt taraf sonsuza gidip büyüyeceği için 8 bölü sonsuz büyüklüğü bu sıfıra gider. Dolayısıyla eksi kök içinde 1 bölü 1 kalır. O da eksi 1 eder. Şuradaki t'li kısım sıfıra gidiyor t sonsuza giderken. Oradan da cevabı eksi 1 olarak buluyoruz. Yani bizim t sonsuza giderken cevabın davranışı eksi 1'e doğru gitmektir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.